Çok eskilerde arkadaşlar, geçen yüzyılda 1970'li yılların başında ilkokulumuz vardı. İlkokul dediysem de hele böyle afilli falan değil yani, derme çatma sıralar, birden beşe kadar en fazla 20 kişiyiz. Birinci sınıfta orada, beşinci sınıfta orada. Böyle bir Remzi amcamızın fırını var. Fırının üzerinde çocuklar okuyor yani, ateşin üzerinde okuyoruz. Ara sıra da öğretmen geliyor, tayin çıkıyor. Çok sevdiğim rahmetli olmuş Erdoğan, okul numaramı hatırlıyorum. Onunkisi 3'tü, benimkisi 7'ydi. O köyün meydanında bir 3 tane bakkal vardı. Bakkal dediysem 1970'lerdeki bakkalda ne olabilir? İnternet çekmiyor, elektrik yok, telefon da yok, cep telefonu da yok. Bizim için o bakkalların her biri böyle camdan bir fanus gibi, arkasında da henüz çikolata dediğimiz o acayip şeyle tanışmamıştık. Ama varsa yoksa böyle dışarıdan baktığımızda büyülü, böyle cennetten inmiş gibi gördüğümüz bir gofret vardı. Gofret. Bir de kırmızı helva, yaz helvası. Ama garibanız, çocuğuz, paramız yok. Ama Erdoğan'ın babasınındı bu bakkallardan biri. Arkadaşım Erdoğan, o bakkalın böyle kalkan bir tezgahı vardı, böyle ta kalkıyor, onun arkasında geçiyor. O cennetlik ben değilim. Böyle camı herhalde Hacerül Esved'i öper gibi öpüyorsun. İkinci sınıftayız. Yani galiba yazmayı yeni öğrenmişiz. Hem Erdoğan'a da rahmet olsun. Erdoğan bakkalın camına bir yazı astı arkadaşlar. O yazıyı asmasının üzerinden bakın 50 yıl geçmiş. Ben 56 yaşındayım, işte en fazla 7-8 yaşında olmam lazım. Ama neden aklımda kaldı bu bilmiyorum. Şimdi lazımmış. Bakkalın camında şu yazı: bugün parayla, yarın bedava. Aha dedim, yarın geleyim o zaman. Ya bir bittiğini var ama çakmadım. Hiç üstüfünü bozmadı. Yani ben yarın gelirsem bütün bakkalı götüreceğim. Gel dedi. Bak bakalım yarın gelince camda ne yazacak. Yarın dediğim ertesi gün gittiğimde bakkalın kapısında şu yazıyordu: bugün parayla, yarın bedava. O bakkalın kapısından yarın hiç giremedim. Siz girebilir misiniz? Ha, daha sonra bu kırmızı kitaptan 21. sözdeki o muhteşem açıklamayı okuyacaktım. Hani diyor ya orada, yani namaz kılmak iyidir iyidir ama yani her gün beşer defa kılmak bitmediğinden usanç veriyor. Ya bu harika bir cümle. Bu cümleyi kurabilen bir adamın talebesi olmak muhteşem bir cümledir. Yani anlıyorum seni delikanlı. Yani namaz iyidir ama bıkkınlık verebilir. Kolumuza giriyor. Sanki bugünün gençleri de aynı sözü duymak istiyor. Yani birileri böyle tuzu kuru, namaz farz, kılınacak. Sen nasıl kıldın amca? Sen namaza giderken böyle kebap yemeye gidiyormuş gibi gidiyor musun? Böyle oh benim mis gibi. Efendim önce ilk sünnet, ara öğünler, paçangalar, sonra farz. Böyle kebap geliyor. 1,5 porsiyon bir, sonra kollarını sıvıyorsun. Son sünnet, ne bileyim künefe falan geliyor. Kim gidebilir yani? Var mı yani namaza kebap yemeye gider gibi gidenimiz oldu mu? En namaz anlatanı bile olmadı. Ben şahidim. Kendim de öyleyim. Yani gidiyorsun bu şehre. Abi ikindi vakti geçecek. Ne yapalım? Şurada namaz kılalım. Tamam. İki rekat seferi kılıyoruz. Nerede hocam yemek yersiniz? Burada bizim çok güzel bir göl kenarı var. Sizi oraya götürelim. Tamam. Gidiyoruz. Gitme yarım saat. Oturuyorsun, kolları sıvıyorsun. Bak insani bir şey. Yani kılamazsın yani. Niye bunu saklıyorsunuz ki ya? Evet, üstad ne güzel kolumuzdan tutmuş. İyidir, iyidir ama her gün beşer defa kılmak bitmediğinden usanç veriyor diyen parçamızı ciddiye alıyor. Olabilir oğlum diyor. İnsanlık halidir kızım. Anlarım seni diyor. Gel şimdi konuşalım. Benim nefsim de aynı şeyi söylüyor, delikanlılığını gösteriyor. İşte o açıklamalardan biri, yani kendi nefsine söylediği cümlelerden bir tanesini neredeyse galiba 10 yıl sonra 21. sözde bulacakmışım. Erdoğan'ın bakkalın kapısına yazdığı şeyi meğer namaz içinde yazabilirmiş. Bugün namaz kılacağım, yarın bırakıyorum. Bakın ne kadar kolay. Sadece bugün namaz kılın lütfen, yarın kılmayın. Çok kolay. Hatta biraz daha kolaylaştırayım. Lütfen 5 vakitte kılmayın. Sadece bu vaktin namazını kılın. Yani hangi vakit girdi şimdi? Yatsı vakti girdi. Tamam. Ben onu kılarım. O sonra sabah gelecekmiş. Ben ne bileyim, gelirse kılarız. Gelsin. Ben şimdi sadece bir vakit namaz kılarım. Yarın gelirse kılarım. Ama bizim acayip bir nefsimiz var. Yani susadığımız zaman şöyle yapmıyoruz. Ben şimdi bu suyu içersem yarın bir daha susayacağım. Ertesi gün bir daha susayacağım.
yarından sonra bir daha su içemez. Bütün sular, bir olimpik havuz dolusu suyu bir yılda içtik biz. Tam geçen yıldan bugüne kadar diye yapmadık değil mi yani? Hayal edip de böyle eyvah ben boğuluyorum falan demedik. Yani susadıkça içtik. Bu kadar. Namaza başlayacağız. Şimdi yatsı yıkılıyorum ama şimdi onun arkasından sabah namazı gelecek. Arkasından öğle namazı böyle 10 rekat tam üzerime çökecek derken başımı kaldırmışken ikindi çullanacak üzerime derken akşam sonra tekrar sabah. Nereden çıktı bu ya? Sen bugün, sadece bugün ve sadece şimdi bu vaktin namazını kıl. Seni ilgilendirmez yarınki sabah namazı. Gelince kılarsın. Gelirse kılarsın. Bakın ne kadar kolaylaşıyor. Ömür dediğimiz sadece bugündür. Dün gitti, yarın da gelmedi. Bence şimdi kuracağım cümleyi çok beğeneceksiniz. Çay zamanı. Peki efendim. Lillahi'l-Fatiha.